Sınıf kardeşi bu. Botaş kardeşi diye geçer. Hmm. Botaş kardeşi diye geçer. Hmm. Dünyada birinci sınıf. Biz burada bir vatandaşız, köylüyüz. Bizim ekmeğimiz buradan, denizden. Hı hı. Şimdi bu iskele yapıldı buraya. Bu iskele yapıldı, yapılalı. Bizim huzurumuz kalmadı yani. Evimize bir huzurlu bir ekmek götürüyorsak şu anda götüremiyorum. Hı hı. Acaba ceza mı yiyeceğim? Acaba sahil güvenlik bir ceza mı yalacağım? Şey, avlanma sahamız daralı. Daha uzak gitmek zorunda kalıyoruz. Mesela ben bu tekneyle yarım saat gidiyorsam şimdi 1,5 saat. Hı hı. Mesela bu karadesin çıktığı yer, bu iskelenin önüydü, buralardı. Buraları atamıyorsun, yasak. Hmm. Bir mil yasağı var. Hmm. Bize bu iskele yapılırken, dediler ki 400 metre yaklaşabilirsiniz. Şu anda bizim sahil güvenlik 1 mil yaklaştırmıyor. Hmm. 1852 metre. 400 metre nere? 1852 metre nere? Ne kadar cezası? 450 milyon para cezası, 3 ay hapis cezası. Tarabada şey yapılıyor, Sanko iskele yapıyor. Sanko da iskele yaptığı zaman, hı hı, bu barınağın kapanması lazım. Oran da yasağı çıktı o zaman. Ha, artık iş yapmak imkansız. İş yani. Yapmak imkansız ya. Yani. Yabancı ülkelere çalışmaya gidiyor. Burada çalışamadılar evraklardan dolayı, sahil güvenlikten dolayı çalışamadılar. Evet. Bir sene içinde. Valla bu yaştan sonra ben ne yapacağım kardeşim? Çocuk. Şimdiye kadar şunu yap demediler bana, kendim yaptım, kendim yaptım. Şey olmadı yani. Yıldırma politikası diyorum işte sonra. Burada bu bahçede bitirmek amaçlı, buradan bizi dışarıya olamaz. Bu insanlara istikam sağlamadan bu insanlar gitmez buradan. Rid of the border between Yalova'sı. Neredeyse pasaport istiyor. Yes.